Selam arkadaşlar, Selim Işık gitar dersindesiniz. Bu derslerimiz gerçekten zor dersler olacak. Armoninin temel prensiplerine giriş yapacağız. Bunun için daha önceki konularımızdan ses aralıkları konusu özellikle, gam konusu mutlaka hazmedilmiş, öğrenilmiş olması gerekiyor. Eğer bunları anlamadıysanız bu konuyu da anlamanız mümkün değil. O yüzden eğer bu dersi rastlantısal olarak izliyorsanız başlangıç derslerimize geri dönün, o konuları inceleyin, çalışın. Ondan sonra bu konuya tekrar geri dönün. Şimdi daha önceden de bahsetmiştik ses aralıklarından. Neydi bunlar? Mi, fa ve si, do arası bir perdeydi. Kalan bütün natürel seslerde iki perde, yani tam sesti. Bir perde yarım ses, iki perde tam ses oluyordu. Gitarınızda da incelediğiniz zaman her zaman mi'den sonra fa'nın bir perde sonra olduğu, si'den sonra do'nun bir perde sonra olduğunu görürsünüz. Kalan bütün notalarınsa iki perde aralıklı olduğunu zaten görürsünüz. Bunlar natürel seslerle ilgili aralıklardı. Yani do, re, mi, fa, sol, la, si, do dediğimiz natürel 7 tane notanın aralıklarıydı. Bir de kromatik dizi vardı ki burada 12 perde baz alınıyordu. Çünkü Batı müziğinde bildiğiniz gibi 12 tane ses var. 12 ses. Ve bu 12 sesin birbirine olan uzaklıkları söz konusu. Örneğin mi notasını ele alırsak, bakın mi'den sonra fa var ve bu uzaklık bir perde. Sonra mi'den sonra fa diyez var, iki perde. Mi'den sonra sol var, üç perde. Sol diyez, dört perde. La, beş perde ve böyle 12 perdeye kadar devam ediyor. Şimdi bunun aralıklara da bir isim verilmesi söz konusu. Çünkü armoni konusunda, akor kurumu konusunda çok fazla işimize yarayacak bilgiler olacak bunlar. Diyez ve bemol işaretlerimiz vardı hatırlarsanız. Bu da çok önemli bu konular için. Diyez işareti arkadaşlar artı bir olarak gösteriliyordu. Yani herhangi bir notanın önüne, örneğin solün önüne 6'ya 3 sol diyez gelirse 6'ya 4 çalıyorduk. Yani artı bir. Bir perde tiz çalıyorduk. Bemolde ise örneğin 6, 3 sol notası 6'ya 2 oluyordu. Eksi 1 oluyordu yani. Akor konusunda da çok fazla işimize yarayacak bilgiler. Şunu şimdiden hatırlatayım. İleride bu nasıl çıktı demeyin. Diyez almışsa bir nota, ona müzikte genelde artık denir. Bemol almışsa nota, ona da eksik denir. Baz alınan ana sese göre bu 12 sesin birbirinden olan uzaklıkları ve bunlara verilen isimleri anlatmaya çalışacağım. Bu armoninin temelidir arkadaşlar. Her şey çok seslilik, armoni dediğimiz şey çok seslilik, akorlar, çok sesli sololar vesaireler vesaireler, her şey bu birbirine olan uzaklıkları ve bunların nasıl tınladığıyla alakalıdır, nasıl hissettirdiğiyle alakalıdır. Hem bu uzaklıklardan bahsedeceğim, hem de bu uzaklıkların bir arada tınladığı zaman insana ne hissettirdiği konusundan da yeri geldiğince bahsedeceğim. Çünkü müzik hissiyat işi olduğu için karşınıza çıkan bir parçayı düzenlerken, ona armoni, akor vesaire yazarken de doğal olarak bu hisleri göz önünde bulunduracaksınız. Mesela öyle bir akor çıkacak ki karşınıza karanlık bir his verecek. Öyle bir akor çıkacak karşınıza çok romantik, gece hissi verecek. Vesaire vesaire. Gamlar da tabii ki önemli. Yani parçayı yaptığınız gam zaten hissi direkt belirliyor. Armoni de onun süsü, tuzu biberi gibi düşünün. Melodi asıl olan şeydir. Ama o melodiyi de nasıl süslediğiniz de çok önemlidir. Çok romantik olabilirken bir akor, çok korkutucu da olabiliyor. Bunları bilmek zorundayız ki parçalarımızı buna göre düzenleyelim. Şimdi bir kök ses, ana ses alacağız. Yine her zamanki basitten başladığım için do'yu ana ses kabul edeceğim. Ve bunun kalın do'dan bir ince do'ya, yani oktavına kadar olan bütün notaları inceleyeceğiz ve birlikte tınlamalarını dinleyeceğiz. Nasıl bir hissiyat veriyor, nasıl tınlıyorlar ve isimleri nedir, onlara bakacağız.
İlk önce bahsedeceğim konu unison. Unison denilen şey. Belki karşınıza çıkmıştır, görmüşsünüz unison çalmak, unison yapmak vesaire duymuşsunuzdur belki. Şimdi bunu anlatacağım. Unison aynı ses demek arkadaşlar. Porte'de yazıldığı yer de aynı. Yani aynı frekans. Şöyle bir durum var. Örnek göstereyim hemen. Mesela 6'ya 8 Do notası arkadaşlar. Bakın. Gördüğünüz gibi bu iki nota aynı. Porte'de yazıldığı yer de aynı. Bakın notalara. Aynı yere yazılıyor ama farklı yerlerden basılıyor. İşte gitarın veya bu tarz enstrümanların ekstra bir özelliği. Neye göre? Örneğin piyanoya göre. Piyanoda her bir notadan tek bir tane vardır. Oysa ki gitarda örneğin daha önceden de bahsetmiştim. 1'e 0 mi'den arkadaşlar bu gitarda 1'e 0 mi yani portede yazıldığı yere de bakın. Bu mi'den 6 tane var. 24 perdeli bir elektro gitarda. Kök notamızı do olarak kabul ettik. 6'ya 8 do. Her zaman do'yu buradan alacağız. Diğer notaları bir alt telde yani 5. telde basacağız. Evet, unison do do demiştik. Do do. Do re bemol. Yani bir perde uzağındaki, do'dan bir perde uzaktaki nota re bemol. Ve buna minör ikili diyoruz. Kötü, korku dolu bir titreşimi var. Do re iki perde uzakta, do'dan iki perde uzakta buna majör ikili diyoruz. Böyle bir titreşimi var. Do mi bemol çok kullanılan bir aralık. Minör üçlü aralığı. Do'dan 1,5 ses uzakta. Do'dan 2 ses uzakta do mi majör üçlü aralığı. Yine çok kullanılan bir aralık. Do fa. Buna kusursuz dörtlü deniliyor. Do'dan 2,5 ses yani 5 perde uzakta. Do fa aralığı. Do sol bemol bu da önemli bir aralık. Evet bu da korku dolu bir titreşim yayıyor. Korku öğesi taşıyan müziklerde çok kullanılıyor. Şeytani bir nota ki eskiler buna şeytanın notası demişler. Korku öğelerinde çok fazla kullanılan bir aralıktır bu arkadaşlar. Buna biz eksik beşli, diminished beşli ya da minör beşli diyebiliriz. Ve en çok kullandığımız aralıklardan bir tanesi beşli aralık. Kusursuz beşli. Beşli akorlardan da hatırlıyorsunuz. Do ve sol. Geldik minör altılıya. Do, la bemol. Minör altılı. Do, la. Majör altılı. Do, si bemol. Minör yedili. Do, si, majör yedili. Do, do. Oktav. Evet, kısaca do'dan başlayıp oktav do'ya kadar olan 12 perdedeki bütün notaları nasıl tınladığını, nasıl isimlendirildiğini gördük. Şimdi siz herhangi bir notadan alıp, örneğin la'dan alıp, mi'den alıp 12 perde aralıklarını kontrol edin. Göreceksiniz hepsi do'da nasıl tınlıyorsa mi'deki aynı aralık miktarı, aynı perde miktarı da göreceksiniz aynı tınlayacaktır.